Kişilerinden
Biliyor musunuz? Orta oyun oynuyor. Bu oyun bundan seneler evvel yazarlar, hatta yazmayanlar tarafından defalarca kaleme alınmış. Yazmayanlar diye acayip bir tabir kullandım değil mi? Yani yazmayıverip aslında sahne üzerinde veyahut Karagöz perdesi arkasında oynayıveren o hayali katilleri, abdileri, naşitleri kastetti. Hepsi nur içinde yatsınlar. Birazcık onlara benzeyebilsin, ne mutlu bize. Efendim, birisinin yazarı bana işi şöyle tarif etti. Siz oyuncular dedi, oyunlarda bir takım giysiler giyersiniz. Ben de size eski samur kürkü giydireceğim. Ha merak etmeyin, bu kürkü günümüz çağına göre ölçtük, biçtimdir. Biz de giydik. Yakıştı mı diye sorduk, dudak mı? Yakışmadığını sen ben değil, seyirci denen şaşmaz ayna tayin eder dedi. Efendim, gelmiş geçmiş karagözlülerin, tulaat oyuncuların çıraklarını izlettirmeye çalışacağız birazdan size. Beğenirseniz alkışlarsınız. Alkışlarınız asıl sahiplerine ulaşacaktır. Eski bir mahallesi. Bendeniz acizane kulumuz Abdi. Bu mahallenin garibiyim. Geceleri bekçilik, gündüzleri sakalım, öğleden sonra da şuracıkta kahvecilik yaparım. Ne anam, ne bacım, ne karım, ne de dikili bir ağacım vardır. Kimseye ne zararım dokunur, ne fayda. Kendime de öyle. Bu mu? Kendi anlatsın. Efendim, bendeniz Agah. Eşrafı bendeden Agah. Karanfilzade Agah derler bana. Yani para babası. Keskikarı yerinde dünya ve ahireti mamur bir kişi zade. Bu mahallenin hem ayağı, hem eşrafı, hem muhtarı, hem azası, hem de bol kedi başısı. Bendenizim efendim. Bu mahalle bendenizden kurulur. Öyle ki bendenizin günü verip mührünü basmadıkça şu ağaçtaki kuşlar bile çiftleşemez. Estağfurullah, istikametime, hüsnü ahlakıma, dinime, imanıma el hak diyecek yoktur. Abdül, lebeyn efendi baba. Ne var ne yok? Mahallede asayiş belkemal. He? Asayiş belkemal mi derim? He, ayyaş kemali görmedim. O meğer ne dedin? Hayır canım. Bak ben de İzman Mehmet geldi. Uyum anne bak. Ne? İzman merkezde mi? Basma ballı karı. Of amma cahilsin bu oğlum. Aklın içerik değil. He? Aklın erik değil. Ha erik değildir. Şeftalidir. Ne şeftalisi? Bursa şeftalisi. Hay Allah. Sen hiç mürekkep yalamadın mı? Yok ben baba, merkebi yalamadım. Sıpayı kokladım biraz. Öyle demiyorum canım, benim İrfan görmedin mi derim. Haa, İrfan'ı görmedim. O ama babası kahvedeydi az önce. Hadi benim İrfan görmedin. Ya babanın mefrukatı ne oldu? Babamın neyi ne oldu? Canım sana babandan serveti samuhan kalmadı mı? Haa kaldı, biz onu boz eşekle yedik. Koca bir hamam kaldı dediler, yedin mi hamamı? Yedin, yedin de göbek taşı benim çok mideme oldu. Gidi nafeka, senin adam olacağın yok. Kahveyi senin için açtım, başın bağlansın diye. Ha be baba, başım bağlandı, ayaklarım çocuk. Bakır diyen alın, giydirme. Yok, giydirme, takın ya bunu. Hay Allah müstakili vermesin senin. Neyse, ben çarşıya kadar gidiyorum. Başıma, nasıl olacağım? Ben de gidersen git. Öyle mi derler gül hali? Güle güle git, başında paralatsın derler. Oradan da oluncuya gidip iki çeki odun alacağım. Güle güle git, başında paralası. Öyle mi derler külhani? Sağlıcakla ya, çatır çatır yanar da dumanına bakarsın derler. Oradan da İstanbul benim şu haleni tamir ettirecek. Ha, çatır çatır yanar da dumanına bakarsın inşallah. Bak edep size, öyle mi derler? Sağlıcakla otur, içinden çıkmazsın inşallah derler. Oradan da validemin mezarını ziyaret edeceğim. Sağlıcak mı? Dur içinden çıkma inşallah. Söz edepsiz adam! Şu kiralık hanenin anahtarını vereni nice oldu. Hala münasip bir kiracı zuhur etmedi mi? Etti ama ben de. Gözümü kesme
yani beğenmedim gelenleri. Bir tanesi Mertem'e mülkiyedendi. İstemez. Kumuştur onda. Biri tıbbiyedendi. İstemez. Ne okur ne ülker. Biri hanendeydi. Maşallah. Biri de sazendeydi. Abdülefendi oğlum yüzünü aç. Haleye babur haram giremez. Bana istikamet ettik. Taat ve ibadeti usulsuz ehli İslam ve üffet kiracılar gelir. Böylesini bulursam bul. Bulamazsan bul. Hem unutma. Bu işte senin de iki mecidiye tellallığın var. Göreyim seni. Paçaları sıva. Çoraplarını çıkarayım mı? Çaydan mı geçiyoruz ya? Neyse. Ben Müftü Efendi Hazretleri yanına gidiyorum. Benim mahvum geçerse söyle. Öğlen namazına geç. Allah. Aman be, şu kiraya, konağa kiralayarsan da ben de iki mecidiye tellallığımı alsam değil mi? Heeeet ulan! Karada kaçar, havada uçar, anasının koynundan kız kaçırar. Var mı ulan bana yan bakan? Sen mi bakıyorsun lan? Bana bak! Bakma ulan! Çök ulan! Adam ol lan karşımda! Kalk! Nigar! Şey Nigar! Söyle söyle, adınla sanınla
Yola nikah oldu mu? Olmadı, olmadı, olmadı. Aman nikah Allah, sen bir süslü saltanatlı nazeninsin. Ne işin var bu paçok karıların yanında? Ay onlar ne paçosu, benim evin kızları. Ya? Ya, kalıbı kıyafeti değiştirdik, tek dil geziyoruz. Tek dil geziyoruz. Aa, o niye? Ah başımız dertte de ondan. Dinle bak sana anlatayım. Geçen gün Aksaray'da büyük bir yangın çıktı ya. Evet. Yarısı da yandı bitti kül oldu. Evet. O yangın da bizim konak yavrusu da iğne denikliğe gitti. Dur ağlama sonra. Ben de kızlarım oğlum tığ teper Şahı Merdan fırladım sokağa. Fırladım ama kime nereye gidersin? Enişte zanaatımız malum. Mısır eşeği gibi damgalı. Damgalıyız. Vah vah tanımayan yok. Çarakası çarakası zat diyelisi hepsi peşimde. Ay hepsi bana düşman. Dur ağlama sonra ne oldu? Sonra da burç alacağı olan bu alacağını ister. Kiminin de kuyruk acısı var öcünü almak ister. Kimisi de mülkiyetendir rüşvet ister. Kimisi de fanfini pimfon. Fanfini pimfon. Biz de bir ev bulalım, gözden nihan olalım, işimize bakalım dedik. Dediniz dediniz ama size burada ev bulmak zor mu Nigar abla? Niyeymiş yok? Zor burada size ev bulmak zor Nigar abla? Ama şurada var bir tane küçük kiralık bir konak. Oho! Üstelik anahtarı da sende. Oo, orası buranın en kabusuz Ahlazade Efendi'nin ya. Yok. Ya Aydın Sade Bey'in dördüncü yılı vefat edince bu tarafa taşındı. Burayı da kiraya çıkardı. İyi ya. Ben de niye kiracı bulacak değil ya. Kız git işine olmaz. Olmaz işte. Neden olmaz? Çıkacağım.
bilmiyorum. Olanlar için beni affedemeyecek misiniz? Sizin gibi önemli bir şahsı itiraf etmek benim haddim değildir efendim. Ne haddime? Lütfen böyle konuşmayın. Sizin gibi bir ay parçasını üzmek benim için telafisi olmayan hataların en büyüğüdür. Ay parçası dediğim. Rica etsem. Bana isminizi bağışlar mısınız? Akide. Akide. Hanımefendi, o duruşunuz, o gülüşünüz, o bakışınız. Ben de unutulması imkansız bir şeker tadım. Ay şeker diyor. Sizi hiç unutmayacağım. Ben de sizi Hüsnü Efendi. Akide dedi, inanmıyorum. Çok mesut oldum. Kız! Ne var kalpa? Bak ben düşürüm, ben düşürmüşüm. Hani ne var? Denize düşürmüşüm. Ya hadi kalpa, hop! Arap Hoca, yine elbasını baş göze kadarsın. Yedi kucalı Hürmüz 8. yeri talip oldu. Hürmüz'e ne mi oldu? Fena halde yükseğe tutuldu. Doktora aşık oldu. Müteahhit misiniz? Efendim? Yani evli misiniz? Ay doktor bey, ne
tarifiniz olsa gerek. Ay Hacı babam beni yürücüye bile çıkarmaz ayol. Sizin işiniz zor. Ay sizin işiniz de kolay değil ki. Türlü türlü vakitte vakitsiz hastalarla uğraşmak. Ah, benim hastalığım size geçmesin sakın. Bilmem. Henüz bir teşhis koymadım ama bu kadar ülke, bu kadar çekingen olmasanız hem hiçbir doktor hastasına kadın gözüyle bakmaz. Neden? Doktorlar erkek değil mi? Ama bizim Hipokrat devletimiz var. Teşhisin saati için iki düğme daha. Sonra mümkün mü? Günahın vebali sizin boynunuza olsun. Günahın vebali benim boynuma. Teşhisin saati. Teşhis. Teş. Ay bacım sardan teşe yok. Doktorum beni iyileştirmesin. Neden öyle söylediniz? Ay sonra yanıma gelmeyi verirsin. Teşhisten sonra ne mümkün güzelim. Peki o ettiğiniz demokrat yeminle? Ne? Demokrat erkekse gelsin de böylesine dayansın. Ay! Mangır meselesi oğlum. Sen benim ürümümüzü bilmezsin. Sen de kaçmış olsan ona gitmenin raconu erkanı vardır. Benim boş olmayacak. Hediyesini alacaksın. Eline bir mecidiye vereceksin. Yoksa suratına bakmaz adam. Hakkı da var karının. Aylardır tek mangır gönderemedik. El kapılarından çöp deniyor aslan. Desene senin evden de bize fayda yok. Var. Var. İşletsene kafanı. Gecenin bu vakti bu tenha sokakta ne işimiz var bizim? Bilmem. Bakan da vallahi ya. Yolsuz kalan yol keser demiştir oğlum. Az sonra enayinin biri ey yastı namazından. Ya tovardalıktan da aha demedim mi sana? Tut köşeyi. Bir çavuşunu görürsen bas oradan hemen hareket edeyim. Tamam. Davranma. Davranmıyorum, ne istiyorsun benden? Yamanlı ne ya canını alır. Ah bu can tende değildir artık. Dalga geçme deşerim kalbine. Bu kalite. Hayda, ısrar mı çekmiş bu ne ya? Bana bak abba, ne var o çantada? Aa, doktorsun galiba. Öyleydi. Şimdi, aşık! Şu şurada bir görsün nasıl olur be abicim? Hay hay, benim dünyayı gördüğüm mü var? Şu altın köstekli saati de rica etsem zaten elimizden. İstediğin saati olsun. Vallahi bulduk kelebi, iyi vallahi. Bundan sonra hep aşık soymalı. Ceketi de rica edeyim o zaman. Ne önemi var? İyi mi ya? Ben bir aşka müptelayım. Tut bakayım şunu. Tut. Ne melazukkar benim. Malım mülküm yoktur ama kanaatim var benim demiştir baba. Ha, ne güzel söylediniz. Bu beyti yazıp bana verebilir misiniz acaba? Veririm be abi. Nikahlayayım bakayım. Okuma yazma öğrenirsin. Ver istedim. Niye vermeyeyim? Sizden bir çiftlik kartını mı esirgeyeceğim? Dünyalar benim olmuşken. Sevgi, sevgi, sevgi. Ya resimledik galiba be abicim. Sen ne adamsın ya? Sen sevdiğin için veriyorsun. Bense sevdiğim için alıyorum. Gözümün nuru iki bebeğim. Beni şöyle bir kere adam kılığında görsün istedim. İstersen pantolonları da değişebiliriz. Benim evde yığınla esbabım var. Vallahi mahcup ettiniz be abicim. Sen aşık, ben aşık, ehli âli. Birbirini bilmemek mümkün mü? Konuştuğunuza çok sevindim. Hoşça kalın. Bu şeref bendenize ait abicim. Benim şuurumuz kısmetli kadındır be selam. Bu altın köstek de Aspo'nun boynuna bir yakışacak ki sormayın. Bakalım Torik beni bu kıyafetle tanıyabileceksin. O ne? Hikayenin paçoz destur dövmem. Ah Safinaz, bildiğin gibi değil. Benden gittim vallahi. Sanki öldüğünde dirildim ayol. Ay bir şey olmaz, iki oynayınca unutuyorsun. Ay kızım, bu ötekilere benzemiyor diyorum ayol. Ben de diyorum ki unutuyorsun seni, unutuyorum. Bir süre geçti elinde. Ah bak bu kalp böyle çarpıp duyacaksa sabaha çıkma. Dur! Ay! Ay! Ödüm patlattın ayol.
Gecenin bu vakti elinizde benden ne arıyorsun inşallah? Ay Ömer'im, seni hapisten kaçtı dediler. Meraktan çatlayacağız ayol. Evet. Evde beklesenize, ne arıyorsun sokaklarda? Ay Ömer'im, evin etrafında polisler zaptiyeler sarmış. Ne böyle arı gibi? Haber verelim dedik. Sana babuş bağlı. Oradan kılık değiştim. Gelsin bakalım Mahmut Paşa beni bu kılıkla tanısın. Bu ne be? Tefeciğim orada ayı mı soydu? Aşık soydum aşık. Hadi beni de ver. Yak benim mangalıma, al elini odunu, koy elini şakağına. Ulan! Var mı ulan bana yan bakar? Ay benim aslan damadım, biricik damadım. Çok da yakışmış kıyafetlerin. Ama Ömer sen bize gelemezsin akşam. Hayırdır? Biz kınaya gideceğiz. Çüş be kaynana, çüş be kaynana. Karının gurbetten kocası gelmiş, sen düşmüşün değil düğün derdine, düğün dernek derdine. Yürü! Hadi düşün önüme! Ömer abi! Hop! Bekçi bekçi! Siz gidin geliyorum ben. Ay tamam Ömer'im. Ay dışarı! Dışarı yardım edin bana! Dışarı yardım edin bana! Ay namus elden gidiyor kızlar! Bekçi! Bekçi beni kavuruyor! İyi mi beğendiyse! Ya bir de kıskanmayalım canım! Yok evet! Karşılaştığımız düzden meyveli kovuyor. İstanbul'u İstanbul'a uca kadar koştuk. Ya dizlerimi bağ çözüldü. Ayaklarıma kara sular indi. Bak! Eğilip niye döndün? Ah hiç öyle gözükmüyor ama neyse. Kaç mı kaç? Neyse ben şimdi bu tarafa doğru kaçıyorum. Siz pek çekilirse o yerde doldur yavrum. Ay geliyor. Ama kurtarın bizi kurtar. Biz de bir çatırayım ben. Çatır ya. Nefesimi nereden aldığımı bilemiyorum. Ay gülüyorsun. Siz de nereden alıyorsunuz kafasını? Ağzımıza. Enteresan. Benim bitten çalatanı gördünüz mü? O da kimmiş? Uzun boylu, ince belli, tombul memeli. Gördünüz mü? Evet gördük. Ne tarafa gitti? Ay bu tarafa gitti. Bu tarafa. Teşekkür ederim. Parası bulalım. Hayrola hanımefendiciğim. Bilirsin bugüne kadar benim oğlan. Evliliğin adını bile anlamadım.
istemiyordum. Ah bilmez miyim? Ben bir yandan Safiye, bir yandan seferber olduk da kimseleri beğendiremedik Mahkum Bey. Bugün oğlum gitti, bambaşka biri geldi yerine. Üstünleri kırabiyi kıyafetleri. Üstünde. Evet değişik. Bir dakika kıyafet. Evet değişik hoş etmiş. Doktor Bey mi? Baktım üst baş dökülüyor. Hali perişan. Ama istikrar çıktı. Dünyalar benim oğlum diyor da başka bir şey demiyor. Ay acaba benim yaptılar delikanlıya? Aşık olmuş aşık. Ay her ikisi de aynı kapıya çıkar canım. Yıldırım aşkla yorulmuş. Aa bu kadarını da beklemezdim Müfer Bey'den. Kimmiş aşık oldu? Gül gibi bir aile kızıymış. Oh oh Allah gönlünüze göre versin. Pek hanım hanım çıkmış, pek hanım hanım çıkmış. Oh oh maşallah. Hanım kimlerde bulunmuş? Bir hacı kızıymış. Bu çağırlar bulunsalarmış. Kızcağızın amacını da yokmuş. Oh oh çöpsüz üzüm. Daha iyisi de can sağlığı. Gidip isteyelim. Sana bir danışayım istedim. Ay yarın ben kızı yok. Gidip görelim kızı. Ay bir abim kadı efendiye danışsak mı? Ne dersin? Ay abiniz aksi huyludur. Şimdi bu işi de bozar. Kızın yedi sülalesini araştırır. Doğru söylüyorsun. Bu iş senle bana geri kaldı. Ay evet hanımefendiciğim. Başımla beraber bir yürüme. Kahvelerimizi getirin. Ay. Ay kardeş, pek sevdim seni ben. Ay vallahi ben de seni. Yakında mısın? Ne gezer, fayton idi bir günlük yol. Olsun, gece yatısına gelirsin. Hem vallahi hem biler gelir mi? Kocanımsız ben de sevdim. Ayol koca da kimmiş ve ağzını da açabilirmiş. Aha, kızı benim gibisin. Ben de benimkine göksek görürüm. Şeytan azap da gerek. Şeytan ki ne şeytan? Benim durumum bana ne düşmediyse? Ah hayrola? Üstüme eklenmiş yiğit. Ah senin gibi tazenin üstüne. Hangi orospuymuş o? Ben de onun için geldim de İstanbul'a. Kalkar saçını başında olmazsa bana da havale etsinler. Ah elmasım sen hiç üzülme. Biz o kızın yerini bulur, anasından emin sütü burnundan getiririz. Sen çok yaşa kız. Bu akşam buraya gelecekten de daha anlayamadım maalesef. Bak burası yeri değil. Sen gel şimdi şöyle gel. Gel şöyle otur. Bu gece bende kal. Yarın Safi Nasa yerini güzelce tarif edersin. O eliyle bulmuş gibi evini getirir yoksa. Merak etme. Merak etme sen ama rahat olur be. Ah. Ah. Bak. Bak bak. Bu da benim kumam. Aa. Senin kocan da mı üzerine evlendi yoksa? Ay. Yapabilir mi öyle bir şey ya? Bu kendini beğenmiş, benim kocama göz dikmiş. Seni beni bilmez seni. Başkasının helaline göz dikenin gözü çıksın. Amin. Amin. Hanım hanım, senin için acil hasta demişlerdi. Acil şifa bulmuşsun maşallah. Senin için de yorgan döşek yatıyor demişlerdi. Yanağından kan damlıyor. Maşallah ne hürmüş. Hürmüş senin bana nazarın değiyor. Çok denedim. Ayol senin nereye nazarım değecek be Muymatı? Kendini de aynasında görüyor. Kendini de aynasında görür sensiz asıl. Hem kendini beğenmiş hem de gözü doymaz. Kızlar kızlar iş burası yeri değil. Ekabre insanlar dolu. Sonra edersiniz kavganızı. Safiye ya. Dünümüz çok hasta diye doktoru yapar topar götürdü yanında. Neresi hasta bunun baksana. Doktoru iyileştirdi. Ayol senin neren hasta? Kalbimden sorun var. Yok canım. İnce marazı tuttum. Ah doktor beyciğimi gördüm göreli. Seni bilmez miyim ben? Sen düğüne gider zurnaya, hamama gider konuya tutulursun. Bu defa bildiğin gibi değil yürüyüz. Bu defa iş ciddi. Doktordan uzak dur diyor. Ay durmazsa ne olur? Gel ne olacak?
imansızdır şeytan. Şeytanın hainliğine, dinsizliğine, Rahman'ın birliğine eyvallah. Efendim, gittim pazara, aklımı çıkardım satışa iğridir diye. Verdiler bilgileştik, vermedim iğridir diye. Dediler ver aklını, al dünyayı, almadım. Dünyanın derdi yoktur diye. Yerde buldum 1000 altın, almayacaktım ama aldım paradır diye. Verdim 1000 altını, aldım bir kase yok, durudur diye. 9999 küp su kattı, yoğundur diye. Hekimlere haber verdiler, bu Adem delidir diye. Tuttular kollarımı, bağladılar, attılar tımarhaneye. Kan biridir diye. Tuttum tımarhaneyi, katladım, vurdum sırtıma, halıdır diye. Hekimlerden haber çıktı, bu onun eski huyudur diye. Hak dostum, hak diye başlayalım söze. Hoş olsun dostlar, bu sezamız size. Efendim, bu akşamki kıssamız Osmanlı döneminde geçmiş. Osmanlı padişahlarından 3. Murat bir gece daha önce hiç yüzünü görmediği bir adam görür rüyasında. Rüyasında gördüğü adam, ey Sultan Murat ne yatarsın? Çiz yollara revan ol, beni bul. Cenaze namazımı Fatih Camii'nde kıldır. Cenazemi evimin bahçesine defnet. Yanına bir türbe, onun yanına da bir çeşme yaptır. Murat kanter içerisinde uyanır. Oturur tahtına, başlar kara kara düşünmeye. Gördüğü rüyayı bir türlü yoramamaktır. Onu böyle üzüntülü, düşünceli gören vezir gelir, sultanım ne oldu der. Sultan gördüğü rüyayı anlatır. Vezir düşünür, düşünür, düşünür. Bir yandan merhaba. Sultan gel bir tedbirli kıyafet giyelim. Yollara düşelim. Bize bunu yorumlayacak birisini bulalım. Tamam. Molla kıyafeti giyerler. Çıkarlar yollara. Çıkarlar çıkmasını ama nereye, kime gideceğini bilmemektedirler. O sokak senin, bu sokak benim dolaşırlar. Derken dar bir sokağa geldiklerinde yerde yatan birisini görürler. Padişah eğilir, adamı çevirip baktığında dün gece rüyasında gördüğü adam olduğunu anlar. Anlar ama bir meraktır içini kaplar. Bu adam neden yerde yatmaktadır, neden kimse ilgilenmemektedir ve daha da önemlisi neden rüyasına girip onu çağırmıştır. Döner sağına soluna bakar, oradaki eşrafa söylenir. Ey Ademoğlu, bu adamın burada yattığını görürsünüz. Ne diye bununla ilgilenmezsiniz de. Eşraf toplanır etrafına, derler ki, Molla Efendi, uzak durun. Bu adam sizin bildiğiniz gibi birisi değildir. Bu adam kazandığı 3 kuruş parayı içkiye veren, akşam eve giderken şifteleri toplayıp evine götüren birisidir. Daha bir vakit camimizde namaz kılarken göreni olmamıştır. Biz bu adamın cenazesini kaldırmayız, namazını kılmayız derler. Bu durumdan kurtulacağını düşünen vezir eğilir sultanının kulağına. Der ki, sultanım görüyorsun o kadar da hikmetli birisi değilmiş. Hadi gidelim diyor. Sultan, hayır der. Bu adamlar bu mevtanın cenaze namazını kılmayabilirler. Ama ben bu adamın da sultanıyım. Nasıl ki benim rüyama girip çağırdıysa ben onun cenazesini kaldırmak zorundayım. Vezir kurtulamayacağını anlayınca boynunu diker. Yüklenirler Mevta'yı sırtlarına, Fatih Camii'ne giderler. Mevta'yı bir güzel yıkarlar, yüzü yıkandıkça nurlanır Mevta'nın. Kepenlerler taputa koyarlar, taputu alırlar sırtlarına, çıkarlar yollara. Mevta'nın adresini sorarlar. Sonra evinin kapısına gelirler. Kapıyı çalarlar.
Sonra kapıyı bunlara yaşlı bir kadın açar. Açar ve der ki, buyur oğul, ne baktın diye sorar. Padişah, bu Mevta'yı yolda bulduk, eşinizmiş, onun için getirdik der. Kadın üzülmüştür ama asla şaşırmamıştır. Sanki bunların olacağını biliyor gibi bir hali vardı. Bu Mevta'yı nereye defnederim diye sorar. Kadın, oğul rahmetli evden çıkmadan mezarını buraya kazmıştı. Kimseye yük olmasın. Hanım benim mezarımı, cenazemi buraya kaldırırsınız demişti. Der. Vezirle padişah girerler içeri, usulüne uygun namazını kılıp, duasını yapıp Mevta'yı defnederler. Defnederler ama padişah da bir meraktır gider. Bu adam nasıl bir adamdır diye merak içindir. Bana anlat, rahmetli nasıl biriydi diye sorar. Yaşlı kadın, aa o benim rahmetli tuhaf adamdı der. Eline geçen 3 kuruş parayla kimin elinde bir testi şarap görse elindeki avucundakini verip bu şarabı alır gelir evde heraya döker. Bey neden bunu yaparsın diye sorduğunda hanım başkası içip de zarar görmesin derdi. Sonra yolda bulduğu malum kadınları alır getirir eve bırakır. Ben sizin paranızı ödedim bu gece burada kalacaksınız derdi. Sonra da ben de sabaha kadar onlara dini hikayeler, nasihatler anlatırdım. Bir de bu mahallenin camisine asla gitmezdi. Uzak yerdeki camilere giderdi. Bey bunu neden yaparsın? Seni herkes kötü belleyecek. Korkarım ki senin cenaze namazını kılacak, cenazeni kaldıracak kimseyi bulamayacağım diye sorduğumda bana derdi ki aman hatun sultanın işi ne? Onu da o düşünsün. Bu akşamki kıssamız da burada sona erdi. Sürçülisan eylediyse alt ola. Eyvallah hocam. Aferin.
beni kızım. Bu provayı başarıyla tamamladığınıza göre sen şimdi çıkabilirsin. Dinlen, istirahat. Oldu mu güzel kızım? Teşekkür ederim babacığım. Yabancı değildir ha, benim kızdır bilesiniz. Hayırdır, sen ne yaparsın bacı kalma? Bacı kalma. İyi hadi bakalım, sen bir temizlik yap. Ben hem bu provalardan hem de seçimlerden çok yoruldum. Gidip biraz istirahat edeceğim. Tamam. Yalnız masallar seninle kara koyun gibi. Şerif! Provayı yaparlar, her taraftan ben temizim. Bilmem ne oldu, ben temizim. Ama bu benim. Oyundan sonra götüreceğim onu. Nerede bu tiyatronun sahibi kardeşim? Tiyatrolu oynamaya geldik. Sen kendin oynuyorsun burada. Nerede bu tiyatronun sahibi ya? Gelin şimdi, gelin. Allah Allah. Gelin acelenle. Bak oradan bana yeni temizledin. Ben yine batırmışsınız ya. Geç bir daha. Nerede bu adam? Gelecek mi? Bir aydan gelir. Ne oldu? Prova yap bana ya. Aman tanrım. Aman tanrım. Hah, buyur. Niyedir o kızgın demirle dağlanmış gibi bağıran kimdir o, sen misin? Benim. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Adın sanın nedir bakalım senin? Amdi. Amdi, o kadar, Amdi. Karşında daha ne olalım ki? Daha ne olsun söyle bakalım, niye sorsun da durursun karşısında Amdi? Karşında iş için duruyorum, duruyorum. Çocukluğumdan bir yana heveskarlıkla seneler boyunca temsiller verdim ben. Bir arsa da 12 kişiye, bilemedim bir arsa da 12 kişiye. Ama paçal temsil yapmış, seyirci bulamamışım. Ben de dedim ki seninki gibi. Benimki gibi yasalı, çizili, kayırı, kuyuyudu, olan sinflörlü, müzekli, mesul, gülce kapma, tuvaleti, tarasında. Aynen öyle. Bu işin arası mı biliyorsun, ona neyin istedim? Aferin, sokayı yetkin, kabuklu hafi. Zaten isminde kulağıma salınmış idi. Çalınmıştır. Ne çağırdı? Ama bir neyse ki bu tiyatroya hemen öyle şıklatarak diye çıkılmaz. Bir bilsen bu tiyatrodan kimler geldi, kimler geçti. Hele bir nalem buradan kalktı. Toprağı bulursun, ne kadar güzel bir arkadaşımızdır. Şimdi sana çok mühim şeyler anlatacağım. Beni çok iyi dinleyeceksin kolay. İlk gece perde açıp kapatmayı öğreteceğim. Perde açıp kapatmak da çok mühimdir ha, ona göre eğer lafın üzerine denk getirecek olur ise piyes kandiliği bir olay var. Efendime söyleyeyim, daha sonra belki bir kusak, belki elinde bir mızrak, daha sonra bir yarı tirak, tam tirak falan öyleyse sahneye alışacaksın. Alın mı tabi? Tabiiz. Bazen sizin öyle bir olasak ki, öyle bir olasak ki, bazen böyle pesten alacaksın. Yeri geldiğinde tizden yükseleceksin. Mütevek misin? Bu doğru mu? Yeri geldiğinde sen güldüğünde seyirci de seninle beraber gülecek. Yeri geldiğinde oturup ağlayacaksın. Yapar isen bütün seyirci seni almışlar. Şimdi ayına karşı bizde 3 hal var. Sana bu 3 halı göstereceğim. Yaklaşıyorum ben. Gel abi, korkmayasın. 3 tanecik alıyorum. Birinci hal nedir? Adamı götürme sana alacak. Bak diye doldurdu. Çekeceksin hançerini. Adamın bağırını. Ölümünü saklayacaksın. Baktığın hala ölmemişsidir. Çekeceksin tabancanı. Biraz. Ne oluyor ya? Ne mi oluyor? Gösteriyorum sana hayına karşı halleri. Ben yani Mesur Güller Departman, yani yönetmen, yani rejisör bir gerisi o olacak. Anlasın mı? Bu da anlaştık. Hadi gel. Al bakalım sen çık şunları ver bize. Tamam. Şimdi aranızda bir prova yapın. Ben de buradan kenardan izleyeceğim. Tamam mı? Tamam. Sen de fazla girmeyesin ha. Hocam ben de şuradan izleyeceğim provayı. Hadi bakalım nasıl olacak. Hep bir arada izleyelim. İşte karşımda
Ölmedin! Kaçıyorsun ha! Öyle şu tabancan! Öyle çenen kapan ha! Ne oldu? Ne oldu burada? Kebok! Nurcan! Nurcan! Kebok! Öldürdün mü onu? Kıydın mı onu? Ah sevdalım! Kebok doğdum! Hayır Sercin! Mahar dışlanmıyor! Hayır ha! Sen de ol Mevda! Ah! 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 Sevdalım! Çevor çabuk ya! Kadın ondan işidir! Opera mı oynuyoruz biz burada? Ne yapıyoruz? Hayatım! Ah! Yolda! Ne yaptı seni? Ne yaptı seni? Hepsini öldürdüm. Ah, ayların içine, etin içine. Ben sana ne dedim? Ne dedin? Birer birer yapacaksın beni. Önce adamı götürmeyeceksin dedi. Sonra çekeceksin hançeri. Sokana yazarsın beni. Baktın hala ölmemiştir. Çekeceksin, kral vuracaksın. Bir kere de vurdum hepsini ben. Olmayacak böyle. Olmayacak. Teker teker yapacaktık istemem. Ben senin gibi bir oyuncu. Ben de senin gibi bir oyuncu istemem. Hadi bak. Beğenmiyorsun sen beni. Beğenmem. Her gece burada o partiyle sadece bu kalmaktan kınan geldi. Hadi be. Kim aman tanrım, hadi. Aman tanrım. Bulamadık başka oyuncu. Sen ne yaparsın hala buralarda? Hadi kalkasın, kalkasın. Maşallah, maşallah. Yavrum dedim. Herkes gitti. Yine ben kaldım. Yine kimizden? Ben o evde.
küçük hanımdan elime elime iğneler. Büyük hanımdan kafama kafama muştu. Küçük beyden belime belime tekme. Büyük beyden de küçüme küçüme çindi. Kedi bile başkasına kızsa gelip beni tırmalardı. Her kabahat benim başıma patlardı. Ama sonra büyüyünce sarpildim. Bitti Nigar gitti. Yerine oh yavrum Nigar. İki gözüm Nigar geldi. Keşke gelmez olsaydı. Bir Ağustos gecesi bütün evin çamaşırını yıkayıp sıkmaktan ölü gibi yatağıma sıyrılmıştı. Kapının açıldığını duymadım. Ne olursunuz beyefendi yapmayın. Ne olursunuz ben sizin öz kızınız değil miyim? Ne olursunuz. Bu duyulduğu zaman bir hafta dayak yedim. Aç bırakıldım. Sonra da bir sabah sokağa atıldım. Allah razı olsun komşusu Safiye Hanım'dan, Soklu Ayşe Hanım'dan. Onlara sığındım. Dediler ki bana, aa kızım kanun var, zart diye var. Git hakkını ara dediler. Koynumdan beşi birliklerimi aldılar, beni karakola yolladılar hakkımı aramaya. Sağ olsun zaptiye amiri de baba adammış. Geç içeri ifadeni alsınlar dedi. O gece sabaha kadar ifademi almayan kalmadı. Ben de alıştım sonra ifade vermeye. Ama artık dünyanın ifadesini ben alıyorum. Hem de şurada, bu evde, yıllarca evvelki ağlayan, merhamet edilen zavallı küçük kız değilim artık. Dünyanın anasını satan Nigar'ım. Cihan yandı, kanlı Nigar. Ama gene de yüreğimde, şuramda 6 yaşında küçük bir kızın ılık yüreği var. Herkesi seviyorum. Hiç kimseye garez değilim. Güler misin, ağlar mısın? Vay kanlı Nigar vay. Demek öyle. Ulan sen 13 yaşındaki kızı şeye, sokağa at, ondan sonra hanemde aşık da isteme. Gidi harama uçkur çözmez gidi. Ne istiyorlar gencecik kızdan be? Koca İstanbul'da bir Nigar dar mı geçiyor? Fatih. Kız, Fatih. Ne işin var senin? Ablam yeni gelen misafirler ölüyor. Bebide diye kutusuyla kapandı. Ben de seni gördüm indim. Ha, ne yapacaksın ki sen beni? Hı, al ikimiz diye. Almamadım. İkimiz diye diyorum al. Sen mi veriyorsun bunu bana hayret? Niye hayret canım? Ayıp etsin ne yaptı? Biz yoksayız ama kalpsiz değiliz. Sen fakir de adamsın. Ayıp ve gözlerden verir misin bende? O gece aldınız ya sille köpek döverek. Canım o akşam başka vazifemdi. Ha, belayı vazife. Canı mı çıkarttınız kız dövmekten? Ya değil mi diye, bu kadar hani biz anlıyız aslında, aldanırız. Ama o sabah sende kalsın dedim bana. İnan abi, elime değdiği anda sanki olsun yaptı. Bu senin paran, bunu al. Bak sana bir temiz yemek getirdim. Misafirden yırttım ama temizlik ve bitirelim senin için. İyi ama Nadine, sen neden yapıyorsun bu kadar para? Bilmiyorum, bizim zanaatla adetimizdir ama sevdim seni galiba. Yok be be! Vallahi. Yapma Nadine. Bil de abi. Kız inanmam. Öyle ya
ben eşitlerin biriyim değil mi? Yok, ben artık eşitliği aşık demem. Hem her genç kızın hayali hem de patiskalı bir ev evcikmiş. Sen de mi buldun? Yok, Nigar ablandan öğrendim. Neyse, sen bana inandın değil mi? İnandım ama Nadire, şimdi sen benim neyimi seversin ki? Ben yırtık Fes'ten yırtık Fatih'in arasında sipsilli bir adamım. Ben de onu sevdim belki. Ablamdan da ben sana alacağım. Asla gelmem, gene soyacaksınız. Hayır, üzerine ne kadar paran varsa bırak kahveye. Dur, babadan kalma şimdi ben de döveceksin. Hayır. Bak, kafama da baktın. Hayır. Ya, bak. Ah aşk, sen ne tonton neşinin şeysin öyle. Ah, böyle bir kızdan, böyle bir olaydan sonra hediye kabul ettiğim için bana jigolo diyebilirsiniz. Ama çünkü jigolonun o zaman icat edilmemişti. Hem icat edilmiş olsaydı Nadide'ye bana yelek değil, Mercedes çekerdi değil mi? Ah, çok mutluyum, inşallah sabah olmaz. Ah, oldu ya. Nadide! Nadide! Gel şu agaha bir oynayalım, olur mu? Hadi ya. Zengin aramasına dağdan taşınır, düz yolda şaşırır.
Bizimki de o hesap. Nadide'm de koca diye almadı beni yanına. Ne diyelim? Onlar çıkmış muradına. Biz çıkalım tahta boşa. Haftaya Nigar'ın düğününe bekleriz efendim. O zaman sürçülisan elindeysek... Affola! Oh!
Başkanımız sınıf lengitlerini takdim etmek üzere Oda Başkanımız Sayın Doğan Yılmaz'ı buraya davet ediyoruz. Gösterisinde bütün geliri Çağdaş Eğitim Kooperatifinin 40 çiçeklerine bağışlamıştık. Bundan önceki sanat müziği konserinin tüm gelirinde Löder'e bağışladık. Bugünkü etkinliğimizin tüm geliri de Mor Salgın Derneği'ne bağışlayacağız. Bugün bizimle birlikte olan değerli oda başkanlarımız, öncelikle oda başkanlarımız, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve siyasi parti temsilcilerine huzurunuza bir kez daha teşekkür ediyorum. Mali müşavirlerin muhasebe vergi dışında da söyleyecek her daim bir sözü vardır. Sizin de katılımınızı bekliyoruz, desteklerinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz.